Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde yüzde problemleriyle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde de banka problemleri ve faiz problemlerini işleyeceğiz. Evet öncelikle gençler banka ve faizle ilgili eee tanımlarımızı ve terimlerimizi anlayalım. Bankalardan borç alarak borç olarak alınan paraya karşılık ödenen ekstra ücret veya tasarruf etmek amacıyla bankaya yatırılan paranın getirdiği fazladan paraya gençler faiz denir. Evet biz arkadaşlar bankadan aldığımız borcun üzerine verdiğimiz fazladan paraya veya tasarruf için yatırdığımız paradan arkadaşlar fazla aldığımız ücreti faiz diyoruz. Faiz almak için bankaya yatırılan paraya ana para diyoruz. Paranın bankada kaldığı süre boyunca uygulanan yüzde oranı da faiz yüzdesi denir diyelim. Bankaya yatırılan ana parayı bilmediğimiz sorularda gençler yatırılan parayı genellikle 100x dersek işlem yapmakta kolaylık sağlar diyelim. Faiz hesaplamalarını gençler sürelerimiz 1 yıl 12 aydır, 1 ay 30 gündür, 1 yılda 360 gün üzerinden hesaplanır diyoruz örneğimizi inceleyelim gençler. Öncelikle Adile Hanım 6000 TL'sini yıllık %12 faizde bir yıllığına bankaya yatırıyor. Bir yıl sonra kaç seri faiz alacağını bulalım diyor. Paranın %12 faizle bankaya yatırılması demek gençler. Yatırılan paranın bir yılın sonunda kendisinin %12'si kadar faiz getirmesi anlamına gelir. Bankaya 100 TL yatırırsak bir yılın sonunda gençler 100'ün %12'si 100 çarpı 12 bölü 100'den 12 TL faiz getirir diyoruz. 100 TL gençler eğer 12 TL getiriyorsa bunu bir de doğru orantıyla hesap ederiz. 6000 TL %12 faiz geliyordu. 6000 TL lira getirir diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 100 çarpı x 12 çarpı 6000 Evet 100x 12 ile 6000'i çarparsam 72000 yapar. Evet her iki tarafı 100'e bölersek 720 TL getirir. Bir yıl sonunda diyoruz. Evet 720 TL evet, bir yılda getireceği faiz miktarıdır diyelim. Evet etkinliğimize aynı soru üzerine devam ediyoruz gençler. 5 aylığına bankaya yatırsaydı kaç TL faiz getirir diyoruz. Gerçekten az önce bir yılda 720 TL faiz getireceğini bulmuştuk. Bir yıl biliyorsunuz arkadaşlar 12 aydır. Demek ki gençler 12 ayda 720 TL faiz getirir diyoruz. O halde orantımız şöyle kuracağız. 12 ayda 720 lira faiz getiriyorsa bizden 5 ayda ne kadar faiz getirir dedi. 5 ayda x lira getirir diyoruz. Buradan içler dışlar çarpım yaparsam 12x eşittir. 720 çarpı 5'ten 12x, 720 ile 5 çarparsam 3600. Her iki tarafı 12'ye bölersek 300 TL faiz getirir 5 ayda diyoruz. Peki arkadaşlar 36 günlüğüne ne kadar faiz getirir? 1 yıl arkadaşlar faiz sorularında 360 gün demiştik. O halde 1 yılda 360 gün olduğu için 360 günde Toplam faiz 720 liraydı. 720 TL faiz getir dedik. Buradan orantımızı kurarsak 360 günde 720 ise 36 günde x'tir. Buradan da yine içler dışlar çarpımı yaparız. 360 x eşittir. 36 çarpı 720'den evet, 360 x 36 ile 720 arkadaşlar direkt sadeleştirebiliriz. Bakın şöyle yapalım isterseniz. Evet, sayıları fazla büyütmeden direkt 360'a ile bölüyorum. Sıfırlar gitti. 36'lar gitti. Ve 72 TL evet, faiz getirir. 36 günde diyoruz. Evet sorularımıza geçelim gençler. Evet, birinci sorumuzda 25.000 TL para yıllık %9 faiz ile 2 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre bankadan alınan faiz kaç liradır? Gençler 1 yıllık faizi %9 bizden 2 yılına yatırıldığını söylüyor. O halde 25.000'in öncelikle 1 yıllık faizini yani %9'unu bulalım. 25.000'in direkt %9'unu bulmak için 9 bölü çarpıyorum. Sıfırlar gider. 250 ile 9 çarparsam 2200 TL olur 1 yıllık faizim. Benden 2 yıllığını istediği için 2250 ile 2'yi çarparsak 4500 TL getirir. 2 yıl sonunda faiz olarak diyelim. Evet, ikinci sorumuzda 32.000 TL'sini bankaya yıllık %10 faizi ile 9 aylığına yatıran Aküp Bey 9 ay sonra parasını faizle birlikte çekmiştir. Buna göre Aküp Bey'in çektiği para kaç liradır diye soruyor. Neyse i̇şte öncelikle bir yıllık faizini bulalım. 32.000'in %10'u 32.000 çarpı 10 bölü 100'den şöyle sıfırlar gitti. 3.200 TL'dir. Bir yıllık getirici yaparım. Yani bir yıl gençler aynı zamanda 12 aydı. O halde 12 aydır. 3200 TL getiriyorsa 9 ayda diyorum x lira getirir diyerek doğru orantıyı kuralım. 12x evet, 3200 çarpı 9 buradan her iki tarafı 12'ye bölüyorum. 12'ler gitti. 9 ile 12'yi sadeleştirelim. E, 3'e böldüm 3. 12'yi 3'e böldüm 4. 3200'ü 3200 4'e bölersek gençler 3000'i 4'e bölersem 750 200'ü bölersem 50 yani 800 800 çarpı 3 oldu. 800'e 3 çarparsak da 2400 TL'dir. Bu getirici faiz gençler. Faizle beraber ana parayı da çekiyor. Yani 32 bine 2400 lira eklersen toplam çekeceği param 34.400 TL olur diyoruz. Evet. 4 üçüncü sorumuza bakalım. Şöyle kalemin rengini değiştireyim. Evet. Üçüncü sorumuzda 4000 TL. Yıllık %3 faizle bir bankaya yatırılıyor. Buna göre kaç yıl sonra 480 lira faiz getirir diyor. Yani önceki bir yılda getireceği faizi bulalım. 4000'in %3'ü yani 3 dediğimiz 3 bölü yüzde çarparız. Sıfırlar gider 40 çarpı 3'ten 120 TL getirir. Bir yılda. Şimdi toplam 480 lira getirmesini istiyor. O halde 480'i bir yılda 120 lira getiriyordu. 120'ye bölersem 4 yılda getirir. 480 lira diyoruz. Evet şöyle devam edelim. Dördüncü sorumuzda bankaya yatırılan 2000 TL. Para 6 ay sonra faiz ile birlikte 2100 lira oluyor. Buna göre bu bankanın yıllık faiz oranı kaç liradır diye soruyor. Gençler, 6 ay sonra 2100'den 2000'i çıkartırsam 2100'den 2000'i çıkarıyorum. 100 TL faiz getirmiş. Nerede gençler? 6 ayda. Yani 6 ayda 100 lira faiz getirdiyse yani 1 yılda gençler veya 12 ay diyelim direkt. 1 yıl 12 aydır. 12 ayda x lira getirir. Gençler 2 katı o halde 2 katı diyorum. x eşittir. 2 çarpı 100'den 1 evet, yılda 200 TL para getirir. Bu 1 yılda. Ana para gençler 200 liraydı. evet 200 lira kar getirdi. O halde 2000'in 2000'de 200 yüzde kaçtır gibi düşünebiliriz. Buradan arkadaşlar şöyle sıfırlar gitsin. Bunu da 5'te genişletirsem Evet %10 Evet yüzde sembolüyle yazalım. yazalım. %10 bir yıllık faiz oranıdır diyoruz. Evet 5. sorumuza bakalım. Bankaya yatıran 3600 TL 4 yıl sonra faiziyle birlikte 4320 TL oluyor. Buna göre bankanın yıllık faiz oranı yüzde kaçtır? gençler 4320'den 3600'ü çıkarıyorum. Evet 3'ten çıkmaz 13'ten 6 çıktı 7 720 TL. Bu 4 yıllık faizi gençler. O halde 4 yıllık faiz diyelim. Evet 720'yi 4'e bölersem 180 TL getirir bir yılda. Evet 3600 lira gençler 180 lira getirdi. O halde oranımızı şöyle kurabiliriz. Evet 3600 veya kesir olarak yazalım gençler. 3600 ile 180 Evet yüzde kaçtır gibi düşünüyorum. Şöyle sıfırlar gider. 18'e 360 sadeleştirelim. 18'e bölüyorum. 18'i e 18'e böldüm. 1. 360'ı 18'e bölersem 20. Yüzde'yi çevirmek için 5'le genişletirsem evet, %5 1 yıllık faiz oranıdır diyoruz. Evet, istersek gençler burada doğru orantıya da sorumuzu çevirerek çözebiliriz diyorum. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.